era ottenere la qualificazione, e ora chiaramente ottenuto la qualificazione per noi diventerebbe importantissimo andare diretto agli ottavi di finale, anche perché oltre all'aspetto d'andare avanti in Coppa ci consentirebbe di avere un paio di settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non c'è mai successo, quindi per noi è una partita importante chiaramente. Ma spero di sì, a tratti siamo cambiati, a tratti no, spero di vedere la versione migliore, la nostra versione migliore, perché ce n'è bisogno. La partita è difficile, squadra che è in testa al girone più complicato di tutta l'Europa League, non hanno mai perso, non hanno mai preso un gol in trasferta, quindi è una partita anche difficile proprio materialmente. Ma l'aspetto estremamente positivo è che l'infortunio è di lieve entità, non è un infortunio grave. Poi se è in grado di giocare, gioca, e se no faremo altre valutazioni. E poi volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa 10 giorni fa ci ha parlato di programmazione. Allora volevo chiederle se ha avuto occasione di programmare con il presidente e il direttore, e cosa intende lei per programmazione? È quello che si intende in tutte le aziende del mondo. Di programmare le mosse per il futuro, è chiaro. E con il presidente ci parlo spesso, se non tutti i giorni, ma un paio di volte alla settimana ci parlo, quindi ci ho parlato anche questa settimana e durante tutte le altre settimane, e penso ci siano presupposti, vediamo. No, sicuramente siamo migliorati tantissimo dai mesi scorsi, si sta vedendo. Una cosa importante è quello che ha detto anche il mister, è stare ordinati in campo, non sbagliare queste cose, perché noi abbiamo una squadra che i gol li fa, e quindi è molto importante non prenderlo e stare in campo bene. Ogni tanto qualche partita lo facciamo bene, qualche partita ci viene meno, perché ci vuole un po' di tempo a prendere tutte le cose del mister, perché giocare in una linea alta con la difesa alta a metà campo bisogna essere tutti perfetti e non sbagliare niente, quindi sicuramente ci vuole ancora un po' di tempo, ma sicuramente anche si vedono tante cose che sono migliorate, perché c'è certe partite che davvero senti molto sicurezza, senti che non prendi gol, poi ci sta che ne prendi anche 4 come abbiamo preso e non va bene. Infatti l'unica cosa è quello che dico anch'io, di migliorare e stare più vicini e parlare un po' di più, perché bisogna vedere dove stanno gli avversari e cercare di coprire meglio. Afiş ne zaman? 15 tane, 20 tane, 20 kişinin bizim korner çizgisine sahaya girmesi ilk defa görülmüş bir şey. Sen orada olacağına bizim buradasın. Tiyatral kabiliyeti de biraz yüksek. Ve hakemin tabii. Tiyatral kabiliyeti yüksek. Ve iki kişiye içinden sarı kart gösterisi. Ben de yani bizim aklımızdan alay mı ediyorsun? Şimdi arkadaşlar, ben hayatım boyunca yaşadığım hiçbir şeyi kimseden gizli yaşamadım. Son 50 senedir herkesin, milyonların gözü önünde yaşıyorum. Hiç gizli saklı bir şeyim yok benim. Yaptığım şeyi de yaptım diyorum. Bir şey yaptıktan sonra da yaptım diyorum. Yani beni efendim bunu görmeyin, mazur görün. Ya arkadaşlar, şimdi hani o kadar çok anlatılacak şey var ki. Fakat Karagümrük maçında bana ceza veren temsilciyi Hatay maçına gönderiyorsunuz. Yetmiyor, tekrar Fenerbahçe maçına gönderiyorsunuz. Refik Emre diye biri. Şimdi Abdurrahman Arıcı'ya sormak lazım. Ya başka kimse yok mu? Şimdi Galatasaray'ın sonuç maçına bakın. 3 tane var hakemine bakın. Yaşar Kemal, Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek. Hiç kimseye denk gelmiştir böyle 3 tane trio. Ve biz artık şaşırdık. Sanki kuralı bilmiyoruz. Her dakika bize bir kural anlatılıyor. Dirseğe kadar olan bölüme top gelirse bilmem ne, aşağıya değerse bilmem ne. Ya kardeşim,
bu var. Hataları azaltın diye altıya çıktınız. Birbirinizle anlaşamıyorsunuz. Şimdi en kolayı ben yapmadım, yanlış anlaşıldım demek. Biz böyle de demiyoruz. Yaptık diyoruz. Ben bunu yapamam zaten. Hepsinin de bedelini öderim, ödüyorum da. Ancak hiçbirini de unutmam. Ama hiçbir şeyi unutmam, hiçbirini de unutmam. Bakın, ben Marsilya maçından sonra karşılaşmanın hakemi için ne dedim? Müthiş bir hakem yönetimi, müthiş bir hakem iletişimi dedim. Marsilya'da bize verilen penaltı mıydı? Hayır. Dokunmamış bile Kerem. Yanlış karar. Hiçbir şey söyledik mi? Yoksa yeri gelince onlara da söylüyoruz, herkese söylüyoruz. Neden? Onların sizin görüşlerinizi dinleyip size değer vermesi. Şimdi önemli olan bu. Yoksa herkes hata yapıyor. Biz de hata yapıyoruz. Siz yapmadınız mı? Siz de yapıyorsunuz. Hiçbir orada bir sıkıntı yok. Yine ilk Marsilya maçının ilk devresinde hakem biliyorsunuz gol pozisyonunda Alex'in önünde durdu. %100 gol pozisyonu. Tabii doğal olarak hakeme devre arası hepimiz ya %100 golümüzü önledin dedik. Üzgünüm. Adam dedi ki üzgünüm. Kötü bir şanssızdı. Dönüp bir şey mi söyledik? Bu kadar. Özür dilerim. Kötü bir şanssızdı. Yapmaması gereken bir şeydi. Ne diyebilirsiniz bunun üzerine? Biz de bir şey söylemedik. Çünkü insan başka bir duygu içerisine giremiyor zaten. Şimdi iletişimden bizlerle yani teknik adamlarla, futbolcularla konuşmaktan korkmayın. Konuştuğunuz zaman zaten infial aşağı iner, hadise aşağı iner. Biz teknik direktörler, arkadaşlar, oyuncularla beraber belki de yaşam kalitesi 90 dakikada çizilen insanlarız. Belki de kaderlerimiz 90 dakikada çiziliyor. Her maçın hemen ardından dakikalar boyunca o terle, o heyecanla, o sinirle, o stresle hepinizin sorularını cevaplıyoruz. Hepinizin sorularına cevap veriyoruz. Ve cevaplamak da zorundayız zaten. Bunu da yapıyoruz. Yayıncı kuruluşa gidiyoruz. Bütün televizyonlara, gazeteci arkadaşlarımıza cevap veriyoruz. Belki de tüm bunları yaparken, bu konuşmaları da yaparken cezaların da sınırında geziyoruz. Dikkat etmemiz lazım yine ceza yemeyelim diye. Bu kadar da risk altındayız. Peki neden milyonlarca kişinin yanıt beklediği, benden değil, milyonlarca kişinin yanıt beklediği insanlar, milyonlarca hayatı etkileyen kararların hiçbir şekilde açıklamıyorlar. Niye? Biz çıkıyoruz, sorduğunuz soruya yüreklilikle cevap veriyoruz. Niye? Aslan gibi de stadyumdan ayrılıyoruz. Onlar bunları açıklamadığı gibi statlardan da gizlice ayrılıyorlar.